Selamlar arkadaşlar. Barış Yayınları Limit Fasikülü'nden çok güzel bir limit sorusu çözelim. Ama öncesinde mutlaka siz bir deneyin arkadaşlar. Bu soru öncesinde denemeniz gereken sorulardan biri. Düşebilirsiniz. Düşme ihtimaliniz büyük arkadaşlar bu soruda. Hadi bakalım beraber soruyu yorumlamaya çalışalım. Gerçel sayılar kümesi üzerinde f ve g fonksiyonları verilmiş. M bir gerçel sayı olmak üzere 3 tane ifade vermiş. Hangileri doğrudur diyor. Şimdi birinci ifadede ne demiş? X eşittir m apsis noktada f ve g fonksiyonlarının limiti olmasa bile f çarpı g'nin limiti olabilir diyor. Şimdi daha önce de öğrettiğim bir tablo yöntemi vardı. Bakın bu soruları çok daha kolay yapmanızı sağlıyor arkadaşlar. F ve g fonksiyonları diyelim. M'ye sağdan giderken değerlerini buraya yazalım. M'ye soldan giderken değerlerini buraya yazalım. M için gerekliyse eğer sürekliliğe bakacaksak değerlerini buraya yazalım. Şimdi f ve g'nin limiti olmayacak. F çarpı G'nin limiti olacak. Bu nasıl olabilir? Yani bu duruma uygun sayılar bulabilir miyim? Bakın şimdi. F çarpı G'nin limiti olacak. Çarptığımda 6 olsun mesela. F çarpı G'nin 6 olmasını sağlayacak sağdan ve soldan limit değerlerini seçtim. Şöyle olabilir. F'in sağdan limiti 2 olur. Soldan limiti 3 olur. G'nin sağdan limiti 3 olur. Soldan limiti 2 olur. Bakın çarptığınız zaman neyi veriyor? 6. Çarptığınız zaman neyi veriyor? 6. Ama dikkat ederseniz f'in sağdan ve soldan limitleri g'nin aynı şekilde yok. Birbirine eşit değil. Dolayısıyla f ve g fonksiyonlarının limiti yok ama f çarpı g'nin limiti var. Dolayısıyla birinci öncül olabilir diyoruz arkadaşlar. İkinci öncül çok düşülen bir öncül. X eşittir m apsisli noktada f'in limiti var. Aynı noktada g'nin limiti yok. Buna göre f çarpı g'nin limiti olabilir diyor. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. F fonksiyonunun m noktasında limiti varmış. G fonksiyonunun da limiti yokmuş. E çarpımlarının nasıl limiti olabilir? Bakın bir tane bile örnek gösterebilirsem olabildiğini söyleyebilirim. O zaman şöyle düşünelim. F fonksiyonu m'ye sağdan giderken diyelim 0'a gitsin. Bakın limiti var ya. M'ye soldan giderken de 0'a gitsin. G'nin de limiti olmayacaktı. Mesela g fonksiyonu m'ye sağdan giderken 4'e gitsin. M'ye soldan giderken de 6'ya gitsin. Bakın limiti yok. Ama dikkat ediyor musunuz? Çarpımlarında sağdan limitte 0, soldan limitte 0. Dolayısıyla çarpımının limiti olabilir. Bakın 0 durumunu unutmayın arkadaşlar. Kesinlik sorularında 0'ı denemeyi unutmayın. Özellikle kesirli ifadeler falan verilirse orada daha da önemli oluyor 0'ı deneme olayları. Onunla sizi düşürebiliyor. Dolayısıyla ikinci öncül de kesinlikle doğrudur diyebiliriz. Bu arada şunu da söyleyelim. F'in limiti var. G'nin limiti varsa bakın F artı G'nin kesin limiti vardır. F eksi G'nin kesin limiti vardır. Ama F çarpı G'nin veya F bölü G'nin limitleri var mı arkadaşlar? Bunları kontrol etmeniz gerekiyor. Çarpımın limiti vardır ama bölümün limiti ne zaman olmaz? G fonksiyonunun limiti sıfıra gidiyorsa olmayabilir arkadaşlar. Dolayısıyla hani ezberden yapmayalım lütfen. F bölü G'nin limitinin olması için f ve g'nin limiti varken g'nin limitinin sıfırdan farklı olması gerekiyor. Üçüncü öncüle bakalım. X eşittir m apsisli noktada f artı g'nin limiti olmayacakmış. F eksi g'nin limiti olacakmış. Buna göre f'in limiti olabilir diyor. Bu mümkün değil. Bakın f artı g'nin limiti yoksa f eksi g'nin de limiti yoktur. F artı g ile f eksi g birbiriyle benzer davranışlar gösterir arkadaşlar. Birinin limiti varsa öbürünün de limiti vardır. Birinin limiti yoksa öbürünün de limiti yoktur. Dolayısıyla üçüncü öncüle doğrudur diyemeyiz. Olabilir diyemeyiz arkadaşlar. Yani cevabımız ne oldu? 1 ile 2 oldu. Cevap Ceyhan diyebiliyoruz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.